gelsin öncelikle. Teşekkür ederiz. Hastamız radyoseller seha nedeniyle segment 5 rezeksiyonu yaptığımız bir vakaydı. Biz takipleri çok iyi gitmişti. Ancak takipleri sırasında segment 5 ile 6'nın bileşke düzeyinde ve de segment 6'nın üzerinde yine aktif bir alan gördük takiplerinde. Ve bu aktif alanda laparoskopik olarak çıkarılmasını tavsiye etmiştiniz konseyde. Evet. Şimdi aradan geçen 4 ay sonrasındaki kontrollerinde yine segment 6 bölgesinde şüpheli lezyonlar rapor edilmiş. Tabii biz sizin konsültasyonunuzla tekrar değerlendirmek istedik. Bu şüpheli lezyonlar hakkında yorumunuz nedir? Yaklaşık bir 3 takibinde stabildi postop lokalizasyonu. Yalnız en son çektiğimiz bu haftaki görüntüsünde operasyon lojunun hemen medial komşuluğunda başka bir alanda iki odak daha hipodens odak vardı. Ama çok karakterize edemedik. MR tercih ediyoruz karaciğer lezyonlarında. Sonra hastaya karaciğer MR'ını yaptık. Primoris'te çektik ki lezyonları daha net görebilelim diye. Şimdi difüzyon ağırlıklı görüntülere baktığımızda operasyon lojunun anterior komşuluğunda sağlam parenkim alanının da iki tane daha yeni odağın geliştiği göze çarpıyor. Tehlike ağırlıklı görüntülerde lezyonları tehlike hiperintens olarak ayırt edebiliyoruz. Ondan sonra kontrast verip hastaya dinamik görüntüler elde edip lezyonları daha net değerlendirebiliyoruz. Eski incelemeler de çok önemli. Onlarla da karşılaştırdığımızda bu odakların eski incelemelerde olmadığı, ikisinin yeni geliştiği görülebilmekte. Hasta nispeten ne dersin, şanslı bir hasta. Yine... Şanslı tekrar cerrahi şansı var. Evet. Tabii ki bu vakaları da postop takipler noktasında bu şekilde workshop sizin bu ana monitörde tartışmak bize çok fayda veriyor. Bakmak daha kolay ve profesyonel manada. Yani direkt rapor üzerinde tartışıldığı zaman cerrahi taraftaki cerrahi timler açısından direkt rapor üzerinde yorumlandığı zaman acaba bu yorumlar postop değişiklikler mi bahsediyor? Yoksa bu yorumlarda acaba ekstra bir farklı bir göz gördüm ama ortak gözle sizin evet. gösterdiklerinizi ben çok rahat görüp evet. aynı anda da ameliyat planı yapabiliyoruz. Evet. Randoluk için de senle beraber evet. bakmak daha optimal için, olur. Hastamız bir haftadır bekliyordu. Ben Nagihan Hoca ile masa başında birlikte değerlendireceğim dedim. Bir haftadır bekliyordu ve masa başında değerlendirmek büyük avantaj sağladı bu haliyle. Teşekkür ediyorum. Ben o zaman hastamıza açıklayabiliriz bu bölümde evet. ne olduğunu. Öteki taraftan eğer arzu edersen bizim eski görüntüleri de yan yana koyduğumuzda takipleri tabii tek masada takip etmek. Hastayı bu tür hastaları hem kolon seha karaciğer metastazı olan hastalar da benzer şekilde takip edilmeli. Tabii. Hem de kolonjoseller grubunun bu şekilde satelitleri olan evet. özellikle ört tip demiştik buna. Tek sateliti ya da üçe evet, nispeten şanslı hasta grubu. Evet. Bu vakaları yine vakanın tüm anatomisini tanıyan sizin gibi vakayı birebir bile radyologların artık işte X yerde film çektirdik. Film sonucu da bu yerine radyolog da buralarda bir klinisyen gibi hastanın tüm anatomisini tekrar tekrar fark edip tekrar tekrar bilerek değerlendirmesi hastanın süreç yönetiminde büyük avantaj sağlıyor. Bizler için tabii kliniğini, operasyon şeklini bilmek çok yardımcı oluyor. Hiç bilmediğim bir hastaya bakmak her zaman daha zor. Bu arada bu hastanın erken postop görüntüsü. Evet. Aynı yerdeyim. Evet. Karaciğer, böbrek aynı, evet. karaciğer aynı. Şu lokalizasyonda olması gerekiyordu bu lezyonun olmadığını daha görüyoruz, sonra geliştiğini görüyoruz. Bunların da erkence şekilde cerrahi yapıldığında da bu anlamda karaciğerde tekrar lezyon çıkmadan takip etmiş vakalarımız sık takip etmek çok önemli. Sık takip edip bunları eğer agresif üzerine gidecekler. Neredeyse 3 ayda bir sağlıyoruz. Kalın bağırsak kanseri metastazları da aynı şekilde takip edilmeli. Kolonjoseller evet. karsinom metastazları da aynı şekilde. En az 3 ayda bir. Muhakkak standart aynı masada aynı ekiple takip etmek büyük avantaj sağlıyor. Tekrar tekrar durumu birebir takip etmek. Çünkü siz çok rahat bir şekilde
bir yıl önceki filmlerde bu buydu diye gelişimini de tabii, buradaki metastazların bu. Neslini de söyleme adına avantaj sağlıyorsunuz. İnşallah şifası olur. İnşallah.